Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankara Osman İvedik Patlaması'ndan, Ankara'dan geliyorum. Sözüme başlamadan önce bütün Soma'da, Ermenek'te, Bartın'da hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Biz 3,5 yıldır bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bunun da yavaş yavaş sonuna geldik. 9 Aralık'ta savcı mütalasını verecek Ankara'da. Ona göre de biz yolumuza devam edeceğiz mütalaya göre. 3,5 yıldır bu mücadele verirken başka insanlar, başka işçiler çalışırken ölmesin, başka ailelerin ocağına ateş düşmesin diye sesimizi buradan duyurmaya çalıştık. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz ve birlikte olmaya devam etmelerini talep ediyoruz. Çünkü bu duran bir süreç değil. Yani şu anda bile belki hayatı tehlikede olan ya da hayatını kaybetmiş işçi arkadaşlarımız var, olabilir. Olmasın diye çabalıyoruz ama maalesef bu ülkede bunlara son vermek mümkün olmuyor. Bir avuç insanla da mümkün olmuyor. Biz her ne kadar bu toplantılar öncesinde ya da davalar öncesinde çağrı yapsak da sivil toplum örgütlerine, sendikalara, partilere, bu işe akıl yoran insanlara, ama gelin görün ki gelebildiğimiz nokta şu anda durduğumuz nokta. Yani yapabildiğimiz etki bu kadar. Yani illaki sansasyonel bir şey olması mı gerekiyor? Bu davaların ya da iş cinayetlerinin ortadan kalkmasını sağlamak için. Yani birileri çıkar bir demeç verince bizden daha etkili oluyor. Ama biz ciğeri yanan bizleriz. Bizim söylemlerimiz nedense karşılık bulmuyor. Yani biz insanlar güvenli bir şekilde yaşasın, hayatını idame ettirmek için ölmek zorunda kalmasın diye mücadele ediyoruz. Geçen Ankara'da bir belgesel gösteriminde bizim davayla ilgili bir mekana gittik. Belgeseli gösterdi Osman Üyelik'te. Orada bir arkadaş dedi ki, dava bitmeden neden filmi bitirdiniz dedi belgeseli çeken arkadaşa. Yani ben de dedim ki, yani bu dava bitmiyor ki hiç. Biz de elbette sonu gelsin istiyoruz ama bitmiyor ki. Yani ne zaman biteceğini biz de bilmiyoruz. Yani onun için bu bir film ama bunun bir sonu yok. Sonu olsun diye bekliyoruz. Yani adalet bize ne kadar soğuksa karşımızdaki muhataplara da o kadar soğuk olsun. Adalet artık saraylardan çıksın, soğuk bir hal alsın yani. Biz ne kadar bu soğukluğu hissediyorsak karşımızdaki sorumlular da bu soğukluğu hissetsinler. Adaleti onun için saraylardan kurtarmak lazım. Adalet binalarının adını saray değil de adalet binası yapalım. Bu soğukluğu herkes hissetsin istiyoruz. Teşekkür ederim.